Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Sesimiz İyi, geliyor çok mu? teşekkürler. Geliyor, evet, benimki geliyor Sizin mu? de geliyor, sizin de geliyor. Gayet net geliyor hatta. Tamam, çok iyi. Merhabalar. Nasılsınız? Tekrar. Merhaba. Sağ olun, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyiyiz için, davetiniz için teşekkürler. Hocam siz de katıldığınız için biz size ayrıca teşekkür ederiz. İsterseniz başlayabiliriz. Nasıl yapalım mı hocam? Biz bir plan yaptık aslında. Biz işte kısaca bir Mozart'ı anlatacağız. Sizden de öyle bir kısa kendinizi anlatmanızı isteriz. Ondan sonra sorulara geçeriz. Tamam, çok iyi olur. Ben de çok duymak isterim. Sizler neler yapıyorsunuz? Nelerle ilgileniyorsunuz? Tamamdır. Çalışmalarınız neler? Şu an kayıttayız zaten. Tamamdır. Ben istiyorsanız Mozart'ı anlatmaya başlayayım biraz. Tamam, tabii. Biz Mozart Culture'sı olarak çoğu, hatta hemen hemen hepsi öğrencilerden oluşan bir gönüllü topluluğuz. Hı hı. Yaklaşık 100'e yakın, 100-120 arasında bir öğrenci kitlemiz var. Biz bilimi, sanatı ve felsefeyi yeni çağın gerekliliği olan sosyal medya aracılığıyla herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Sitemiz var, Instagram hesabımız var, o daha yeni açıldı. Twitter hesabımız var. Yani aklınıza gelebilecek bütün sosyal medya hesaplarımız var. Ama aslında bizim en büyük şeyimiz, artımız, sitemiz şu an çalışmıyor bakımda. 1100'e yakın kendi içimizdeki arkadaşlarımızın yazdığı makale var. Bilimsel makale veya başka makale, normal makale de var. Toplu kaynakçılık oluyor genellikle. Evet. Hani o tarz bir içerikler üretiyoruz. Yani öyle. Şu an pandemi sürecinde de hocam, işte sizin gibi değerli akademisyenlerle röportaj yapmak istedik. Bayağı da ki hocamızla yaptık, yabancı yerli. Şu an çok iyi gidiyoruz. Sizi de o yüzden davet ettik. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum ilginizden. Umarım faydalı bilgiler verebilirim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben aslında bu son geçtiğimiz 3-4 senede şunu fark ettim. Bu tarz röportajlarda kimi bilgileri aktarmak çok zor olabiliyor. Bilhassa sosyoloji gibi çok kompleks bir alanda böyle hap bilgi vermek çok zor oluyor. Ve böyle siyah beyaz anlatmak da çok zor. Çok fazla gri alanın olduğu bir çünkü disiplin sosyoloji. O yüzden böyle son dönemde gelen gazetelerden falan röportaj isteklerini geri çevirdim. Ama siz yazınca katılmak istedim çünkü hakikaten hem gönüllülük esasına dayanan bir şey hem bu kadar bunca öğrenci arkadaşın emeği var diye sizlerden gelince böyle bir istek reddetmek istemedim. Ama son dönemde böyle daha önce burada Almanya'da da işte Türkiye'de de yaptığım röportajlarda şeyi fark ettim, böyle gazeteciler mesela genelde onlar çok net bilgiler istiyorlar ya da böyle çok siyah beyaz şeyler söylemenizi istiyorlar. O yüzden böyle biraz çekiniyorum artık açıkçası bu tarz şeylerde, röportajlarda konuşurken. Çünkü ben yazarak kendimi daha iyi ifade edebilen bir insanım zaten. O ayrı, o kişisel bir şey de. Ama gerçekten çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. O yüzden hani umarım devam eder. Umarım daha da büyüyerek... Öyle sizi dinleyenlerin de daha da çoğaldığı bir şekilde büyüyerek devam eder. Hepinizin emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Peki sizler neler yapıyorsunuz? Siz hangi alanlarda çalışıyorsunuz? En azından burada olanlarınız. Ben Marmara Üniversitesi'nde siyaset ve kamu yönetimi Fransızca okuyorum. Yani boş zamanlarımda, daha doğrusu yani günün yarısında burayla uğraşıyoruz. Hani daha doğrusu ben uğraşıyorum. O şekilde. Güzel. Sen de anlat istersen Aysu. Ben ekonomi üniversitesinde psikoloji okuyorum. 3. sınıfta. Öyle yani. O yüzden çok ilgimi çeken bir konu sizin çalıştığınız alan. O yüzden yani ben de katılmıştım. Yani ben de soru sordum. Kolay gelsin. Biraz zor duyuyorum. Ben bağırarak konuşayım o zaman. Sen dinle. Tamam. Duydum yani de bir soru sorarken belki tekrarlamanı isteyebilirim daha sonra ileride. Hocam ben de güzel sanatlardan bu sene mezun oldum. Yüksek lisansa gireceğim inşallah. Akademisyen olmak istiyorum. Öyle bir hedefim var. Yolun açık olsun. Ne güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz o zaman sizi kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Tanımayan arkadaşlar tabii. İçin. Gülay Türkmen ben.
Sosyoloğum. 2016'da doktoramı bitirdim. 2007'de Türkiye'den Amerika'ya gittim doktora yapmak için. Daha sonra bir master bitirdim. Sonra tekrar başka bir doktora programına geçtim. Bir doktora programına geçtim sosyoloji alanında. Sonra orada 2 seneden sonra başka bir doktora, sosyoloji gene doktora programına geçtim. Orada da bir master ve doktorayı bitirdikten sonra toplamda 9 sene süren bir maceranın sonunda 2016'da bitti doktora. O arada da fakat doktoranın son 2 senesinde Hollanda'daydım. Tezi orada yazıp bitirdim yani. Amerika'dan olsa da doktora. Sonra da Almanya'ya taşındım. Yani böyle çok göçebe bir hayatım oldu. Arada bir de bir 7-8 ayda bir İngiltere'de kaldım. Çünkü eşim o sırada doktorasını İngiltere'de yapıyordu. Yani böyle Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya, Türkiye'den çıktıktan sonra 4 ülke gezince bu göç meselelerine olan ilgim de oradan kaynaklandı aslında. Hani göçmek, göçmen olmak, insanın kimliğine, aidiyet duygusuna ne tip etkilerde bulunuyor. Yani biraz kendi yaşadıklarımdan hani tetiklenerek başka insanlar bunu nasıl tecrübe ediyor diye biraz bu meselelere kaydı son dönemde ilgim. Şimdi Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Ders veriyorum. Dönemde bir ders veriyorum burada. Böyle yani son 4 senedir Almanya'dayım. 2016'dan beri, 2016 yazından beri. Seneye ne olur hiç bilmiyorum. Bakalım nereye gidersek, nereye sürüklerse bu macera bizi. Ama akademik ilgim de şöyle, daha ziyade ben böyle makro, büyük makro değişimlerin, işte sosyopolitik ve tarihsel değişimlerin mikro ölçekte kimlikler üzerinde ne gibi etkileri olduğuna bakmaya çalışıyorum. Özellikle de bilhassa din, milliyetçilik, etnik kimlik gibi meselelerin kesişiminde bulunan bir yerden bakıyorum bu hani etkiler nasıl oluyor diye. Öyle yani doktora tezim daha bu etnik ve dini kimliklerin çatışma bölgelerinde nasıl şekil aldığı üzerineydi. Türkiye'deki Kürt sorununda Sünni İslam'ın rolü üzerinden baktım buna. Şimdi dediğim gibi biraz daha göç bağlamında bakıyorum. Kimliklerin değişimine. Böyle. İyi hocam. Biz isterseniz sorulara geçebiliriz. Tabii ki. Öncelikle benim sorum şu olacak. Almanya ve ABD'den Türkiye'ye dönen göçmenlerin ayrımcılık algılarında neden bir farklılık görüyoruz? Şimdi bunu Meltem Yılmaz Şener'in bir makalesi var. 2019 tarihli. Evet. O aslında tam da buna bakıyor. 40 kişi Amerika'dan dönen 40 kişi ve Amerika'dan Almanya'dan dönen 40 kişiyle görüşmüşler bu proje için ve bunlar genelde iyi eğitimli insanlar Türkiye'den gidip yurt dışında 5 seneden fazla yaşamış ve sonrasında Türkiye'ye geri dönme kararı almış kişiler. Orada buldukları nokta şu ki benim kişisel tecrübemde de aslında yaşadığım bir şey bu. Amerika'da Türkiye'den gelen göçmenlere dair yerleşmiş belli kalıplar yok. Yani belli stereotipler yok, kalıp yargılar yok. Fakat Almanya'da çok belli başlı yerleşmiş kalıp yargılar var ve onları kırmak çok zor. O yüzden de günlük hayatımızda herhangi işle ilgili meselelerde ya da özellikle bürokrasinin çok keskin olduğu devlet dairelerinde çok net hissettiğiniz bir şey bu ayrımcılık. Ve de bu bir yerden sonra tabii insanı yormaya başlıyor. Hani günlük hayat içinde sürekli kendinizi bir şekilde anlatmanız gerekmesi ya da bir şekilde ispata zorlanmanız. Ben işte bununla ilgili geçen sene bir kısa bir makale yazmıştım, "But You Don't Look Turkish" diye.
Çünkü buraya geldiğimizden beri, biz buraya yerleştiğimizden beri çok duyduğum bir şey bu benim. İnsanlar hani neredensin diye sorunca Türkiye'denim deyince "Ah, but you don't look Turkish" diyorlar. Başta çok hani önemsemediğim bir şeydi ama o kadar çok olmaya başladı ki. Hani böyle eğer ki dış görünüş itibariyle bakıyorlarsa bayağı kara kaş, kara göz, hani şey de değil yani. Hani böyle sarışın, çok açık tenli, renkli gözlü falan bir insan olsam hadi neyse diyeceksin, kafasındaki belki Türkiye'li profiline uymuyorum ama aslında orada bahsettiği başka bir şey. Sonradan onu anlıyorsun. Yani hani işte senin hareketlerin, tavrın, halin. Ve sonra oradan hareketle ben şeyi merak ettim. Ne demek istiyorlar burada yani? Hani neden böyle bir şey var? Amerika'da hiç duymadığım bir şey. Bu Amerika'da en fazla Türkiye uzakta bir yer. Deveye biniyor musunuz falan diye bir öğrencim sormuştu mesela. Ama en hani yaşadığım ekstrem yorum oydu yani. Hani deveye biniyor musunuz yorumuydu. Onun dışında Türkiye ile ilgili belli öyle oturmuş kalıp yargılar yok kafalarında. Mesela Amerika'da bir Meksikalı olmak başka bir tecrübedir eminim ki. Yani çünkü her ülkenin kendi ötekisi var. Her ülkede belli kalıp yargılarla hani bunlarla sürekli değerlendirilen insan toplulukları var. Almanya'nın ötekisi de Türkiye'den göç etmiş olanlar. O yüzden de Almanya'da insanlar ayrımcılık birebir yaşamasalar bile tam da sorduğunuz gibi bu perceived discrimination dediğimiz, yani hani hissedilen ayrımcılık diyeyim, daha yüksek oluyor insanda. Çünkü siz birebir yaşamasanız bile çevrenizde hani Türkiye'den göç etmiş başkaları varsa onlara nasıl davranıldığını görüyorsunuz. Ve oradan hareketle diyorsunuz evet tamam ya, burada bir şekilde hep bir ötekisin. Hani, yani o his çok oluyor. O yüzden bir de tabii farklı göç dalgaları var. Almanya'ya Türkiye'den gelen göç dalgalarıyla Amerika'ya giden göç dalgaları aynı değil. Bunu şöyle açabilirim. Eklemek istediğiniz bir soru varsa bu arada sorun. Ben çok uzun bir cevap vermiş oldum. Hocam benim var aslında. Sen Arda, sen soracaksan sorabilirsin. Hayır, benim yok. Sen sorabilirsin. Hocam siz dediniz yani göç ettiğimizde insanlar biz hani öteki gibi oluyoruz, bizi yargılıyorlar diye. Aslında baktığımızda bizim yaşadığımız kendi ülkemizde de bu şu an mevcut. Bu neden acaba? Biz hani göç de etmedik sonuçta. Burada doğduk, büyüdük. Ama belli şeyler, yürüyüşlerimiz yüzünden veya başka bir şeyler yüzünden biz de aslında ülkemizde dışlanmış durumdayız. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Yani kendi ülkemde hani yabancı hissettiğim, kendimi yabancı hissediyorum. Bunun nedeni nedir acaba? Ben bunu merak ettim de. Şimdi o da şöyle, çok güzel bir soru. Bir önceki yorumumu tamamlayayım, sonra bu soruya geçeyim mi? Bu farklı göç dalgaları dedim. Onu tamamlayayım, sonra hemen bu soruya geçeyim. Almanya'ya gelen, çünkü bu tam da sorduğun soruyla da ilintili aslında, neden yabancı hissediyoruz meselesi. Şimdi Almanya'ya gelen göç dalgası 1961'de başlayan, bu işte işçi alımı üzerinden ilk başlayan bir şey ve gelenler genelde, ilk dalgayla gelenler genelde daha böyle hani kalifiye olmayan işlerde çalıştırılmak üzere ve Türkiye'nin daha kırsal kesimlerinden, bilhassa o dönemde işte işçi bulma kurumu belli şehirlerden seçiyor bu işçileri. Ve hani daha şehirli olmayan, kırsal kesimden, eğitim seviyesi daha düşük olan insanlar ilk etapta geliyor. Daha sonradan bu çeşitleniyor. İçlerinde hatta ilk gelen grubun içinde de var mesela hani eğitim seviyesi daha yüksekler ama çoğunluğu daha eğitim seviyesi ve kırsal kentsel ayrım olarak farklı bir grup. Öyle olduğu için de sonradan 80'de işte 80 darbesi sonrası mesela solcular, işte muhalifler kaçmak zorunda kalıyor. Orada bir çeşitleniyor. Sonra 90'larda çok şiddetleniyor Kürt sorunu ve Doğu ve Güneydoğu'daki çatışmalar, köy yakmalar sonucu bir sürü kişi buraya kaçıyor. İltica edenler falan çok çeşitli. Ama Amerika'ya gidenler daha ziyade yüksek eğitimli bir kesim.
ya mesela işte yüksek lisans ve doktoraya gidenler var ya iş, mesela yüksek lisansını doktorasını yapmış iş için giden var. Çok daha şehirli, yüksek eğitimli, daha seküler ve modern yaşam tarzı olarak tanımlayabileceğimiz yaşam tarzına sahip kişiler. Ve ben bu makaleyi yazarken, bu But You Don't Look Turkish makalesini yazarken şeye baktım. Şimdi buradaki insanlar, buraya gelen yüksek eğitimli, Türkiye'den gelen kişiler şey diyorlar, aynı tam da senin söylediğin gibi biz kendimizi kendi ülkemizde de yabancı hissediyorduk. Zaten o yüzden gelmek istedik. Yani hani zaten ülkemizde de yabancıysak hani gidelim başka yerde yabancı olalım. Bari hiç değilse buranın sağladığı işte atıyorum ekonomik avantajdan faydalanırım. Ya da ne bileyim daha huzurlu bir, sakin bir hayatım olur gibi şeyler. Ve şuna bakınca Konda'nın bir araştırması var. Bunu yapıyorlar zaten her, sanırım her sene ya da iki senede bir hayat tarzları araştırması var. Orada mesela baktığınızda büyük bir çoğunluğun muhafazakar ve geleneksel hayat tarzı dediğimiz bir iki kategori içine dağıldığını görüyorsunuz. Bir de eğitim seviyesi de çok aslında düşük ortalamada baktığımızda. Yani buraya gelen kişiler, hani üniversite ve üstü eğitim sahibi kişiler aslında Türkiye'de epey azınlıkta kalan bir grup. Nitekim hayat tarzı, hayata bakış açısı anlamında da azınlıkta kalan bir grup. O makalenin sonunda vurguladığım şey oydu aslında. Yani burada biz sinirleniyoruz buna, evet. Hani biz But You Don't Look Turkish yorumu geldiğinde mesela çoğu şey diyor, hani mesela Türkiye'de olsam savunmayacağım şeyleri savunmaya başlıyorum burada, hani Türkiye'liliğimle ilgili diye. O da aslında tabii şey, çevremizde çünkü biz bizim gibi insanlarla daha çok sosyalleşiyoruz ya da daha sık görüyoruz ama ortalamasına baktığımızda, ülke ortalamasına aslında çok daha farklı bir ortalama var yani ülkenin genelinde. O yabancı hissetme hali de biraz oradan kaynaklanıyor. Tabii ki bu tek açıklama değil ama mesela benim görüştüğüm kişilerin çok büyük bir çoğunluğu dini inancı yoktu mesela. Ya da hepsi şehirde, büyük şehirlerde doğup büyümüştü. Ya da mesela anne babalarının eğitim seviyesi lise ve üstüydü. Lise ve üniversiteydi. Şimdi mesela bilhassa anne baba eğitim seviyesine baktığımızda Türkiye'de çok düşük ortalama. Yani hele annelerin ortalaması, mesela Konda'nın araştırmasına baktığınızda hani böyle ilkokul terk, ilkokul dördüncü sınıf falan gibi böyle hani oldukça gerçekten düşük sayılabilecek eğitim seviyeleri. Bunlar tabii ki insanların ileriki yaşlarında hayata bakışını ya da değerlerini, belli değerlerini etkileyen şeyler. Bunu şey söylemek, şu iddia ile söylemiyorum tabii ki. Hani ailenizin eğitim seviyesi sizin her şeyinizi etkiler diye değil. Ama hani bunlar önemli faktörler. Ya da bir büyük şehirde büyümüş olmak veya kırsalda bir yerde büyümüş olmak. Bunlar farklı şekillerde insanın hayata bakışını şekillendiren faktörler. O yüzden de yani sizin yabancı hissetmenizin temelinde de bu faktörlerin ben etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii yani son olarak hani son dönemde ülkenin daha da iyice muhafazakar bir yöne kayıyor olmasıyla da alakalı. Hani benim çocukluğum işte 80'lerde geçti. Hani 90'larda daha gençliğim falan. Hani o dönemle bu dönem arasında da epey fark var. Ama tabii sizin avantajınız bence daha global bir çağda yaşıyor olmak ve kendiniz gibi olan insanlarla atıyorum sosyal medya üzerinden bağlantı kurabilmek gibi böyle avantajlar da var. Yani bizim öyle bir şey yoktu. Sadece çevremizde fiziksel olarak görebildiğimiz ve konuşabildiğimiz insanlarla sosyalleşiyorduk.
Bu da gene çok uzun bir cevap oldu, pardon. Hocam onun dezavantajı da var bu arada. Bizim görüşümüzden olmayan kişilerle de çok fazla şimdi şey oluyor sosyal medya yüzünden. Ya tam tersi etki de yapıyor aslında. Çok kötü bir şey de değil gerçi. Yani tabii yani şöyle ki biraz o sosyal medyadaki tartışma kültürü çok agresif bir kültür. Onu ben çok sevmiyorum. Hani şey olabilse o kişilerle yüz yüze aslında belki görüşebilseniz o kadar agresifleşmeyecek kişi orada çok böyle bambaşka bir yönünü çıkarıyor. Yoksa yani normalde farklı insanlarla bir arada olmak veyahut da onlarla fikir alışverişinde bulunmak kötü bir şey değil aslında da. İşte orada böyle belli bir asgari bir üslup ve tartışma seviyesini koruyabilmek önemli. Yani hani birbirini değiştirmek, dönüştürmek, farklı fikirlere maruz kalmak anlamında önemli ve kıymetli bir şey ama İşte sosyal medyada pek olmuyor tabii. ben, ikinci soruma geçeyim. Bir dakika Arda, ben bir hatırlatma yapayım mı? 8 dakika kaldı. 8 dakika. Oo, ben çok. Hocam konuştum. Sorumuzu soralım isterseniz. Oturum tamam. Bir daha açalım. 40 dakikamız olacak zaten. Tamam. ikinci soru. Almanya'ya göç eden yüksek eğitimli kişiler sizce ülkeye adaptasyon sorunu yaşıyor mu? Yani Almanya'ya göç eden kişilerin. Almanya'ya adaptasyon sorunu evet. yaşıyor. Evet, aynen. Ya ben 15 kişiyle görüşmüştüm bu geçen sene yazdığım kısa makale için. Şimdi onların bahsettiği şey daha ziyade yani adaptasyonda şöyle sorun yaşıyorlar. Bir, bu işte bu stereotiplerle başa çıkmak mücadelesi insanı yoruyor. Yani yaşam tarzı olarak bir sorun yaşamıyorlar. Hatta bana şey diyenler oldu. Aa, ben aslında bayağı Almanmışım kafamda, düşünme tarzım. Hani iş yapma tarzım, iş disiplinim, çalışma disiplinim. Burada mesela daha ziyade beyaz yakalı olanlar, beyaz yakalı işlerde çalışanlar bundan bahsettiler. Hani ben o yüzden zaten Türkiye'de kendimi yabancı hissediyormuşum. Hani iş hayatında işte bu belli bir sistemi takip edebilme, kurallara uyma, işte zamanında iş yapma gibi şeylerde. Mesela o tarz, o noktalarda hani adaptasyon sorunu yaşamıyorlar ama kültürel olarak evet yaşıyorlar. Çünkü bunu geçen diğer projem için Amerika'dan dönmüş biri söyledi ama bence Almanya için de geçerli bu. Mesela ben size şimdi bir Cem Yılmaz esprisi söylesem hemen anlarız karşılıklı birbirimizi dedi. Ama hani bir diyalog içinde ben bunu buradaki bir Amerikalıya ya da bir Almanyalıya yapsam espriyi açıklamam gerekecek, konteksti açıklamam gerekecek. Hani böyle olmayacak yani o noktada. Bu tarz böyle küçük hani küçük demiyorum aslında. Büyük ve önemli. Kültürel bağlar da bence insanların adaptasyonunu zorlaştıran şeyler tabii ki. Hani ortak referans noktanız yok çünkü. Yani o kültür içinde büyümemişsiniz. Atıyorum bir diziye referansla bir espri yapacaksınız ya da bir konuyu anlatırken örnek vereceksiniz falan. Hani o tarz ortak referans noktalarının eksikliği bence oldukça etkiliyor insanları. Bir de tabii dil. Yani bu dili ne kadar iyi de konuşsanız ana diliniz kadar yetkin olmuyorsunuz. Onun da bence etkisi oluyor. Hani bu tarz böyle adaptasyon yaşanırken ki zaten birçok hani göçle ilgili makalelerde ortaya çıkıyor bu. Hani dilin etkisi, işte kültürün etkisi, aidiyet, yani buraya ait hissetmeme, o duygu bir türlü geçmiyor yani. Ama tabii tam da az önce konuştuğumuz gibi Türkiye'ye de ait hissetmiyor mesela çoğu. Böyle bir arafta kalma hali. Hani ne oralısın ne buralı diye. Öyle bir sıkıntı yaşıyorlar yani. Adaptasyonda